Arkadaşlar merhaba, 18 Mayıs Cumartesi ABD Pimlico'dayız. Breakfast Stakes koşusu var bugün. 9 koşuluk bir program. Birinci altılı Ganyan İlkay'a 19.51'de start alacak. Üç yukarı dişi mizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir maiden koşu. Bu maiden koşu hariç diğerleri hepsi grup 3 ve listed koşular. Koşu 52 binlik orta grup bir maiden koşu. 8 numaralı Up For It ile başlayacağız. Önceki startında bir ikinciliği var. 1000 metre çim pistte Jerion Barbosa ile start alacak bir Morden Ready yavrusu. 7 numaralı Rice Smile kariyerinin ilk startında ikinci olmuş bir isim. 1100 metre çim pistte Rod Ortiz Jr. ile start alıyor bugün. 2 numaralı Marian Cross, Jorge Ruiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üst grup koşulardan bu koşuya gidiyor Marian Cross. Bir de bütçeniz müsaitse 6 numaralı Barb Toruk yazılabilir bu ayakta John Velasquez ile. İkinci koşu Chicklang Stakes koşusu, grup 3 koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 1 numaralı Mr. Skylight ile başlayacağız. Sonraki startında bu sene 1200 kumdaki üst grup bir maiden koşuyu 1.10.72 ile bir de üst grup satış koşusunu favori olduğu her ikisinde de 1.11 ile kazanmış bir isim Flavien Pryor ile start alıyor bugün Practical Joke yavrusu. 6 numaralı Frost Free Rod Ortiz Jr. ile start alacak. 2 önceki startında 100 binlik bir üst grup satış kursunu 1200 kumda 1.10.08 ile 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. Son startında da bir listed kursta aynı pispe mesafede 1200 kumda ikinciliği var. 2 numaralı Cats by Five Luis Saez ile start alacak. O da son 3 startında 1200 kumda 2 tane ikinciliği var üst grup satış koşularında. Frost Free'nin kazandığı koşuda da ikinci olmuş önceki startında. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Catahoula Moon, Jamie Rodriguez ile yazılabilir. Bu ayakta son 3 startındaki ikinciliği son startında 1100 metre pistte 1.03.81 ile kazandığı bir satış koşusu var. Üçüncü koşu Colorado Stakes koşusu. O da bir grup 3 koşu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. Burada da üst grup koşulardan gelen 7 numaralı Fluffy Sucks bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Grup 3 koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli. 7 numaralı Fluffy Sucks son 6 startında 3 grup 2 ve 2 grup 1 koşuda start almış. Hemen hemen tamamında tabelada yer bulmuş bir isim. Fluffy Sucks önceki startında bir grup 2 koşuda 1800 çimde bir boydan az bir farkla üçüncülüğü var. İki önceki startında bir grup 1 koşuda baş farkıyla ikinciliği var 1600 çimde. Bu grupta Rod Ortiz Jr. ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Chad Brown Antrenes'teki 7 numaralı Fluffy Sucks. Dördüncü koşu ikinci altılık ayağın ilk ayağı Maryland Sprint Stakes koşusu. Grup 3 koşu yine 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Zor bir koşu. İkinci altılı Ganyan İlkay'a 21.48'de başlıyor bu koşuyla. Koşu 100 bin dolarlık bir stakes koşu, grup 3 koşu. 1 numaralı Coastal Mission. Geçen sene 1400 kumda 2 tane bir şartlı bir de Black Type koşu kazanmış. 1800 kumda da bir Black Type koşu kazanmış. Bu sene de son startındaki bir Black Type koşuyu favori oldu. Prince of Jericho'nun önünde 1400 kumda 1.23.21 ile burun farkıyla da olsa kazanmayı başarmış bir isim. 6 numaralı Prince of Jericho aynı koşuda burun farkıyla ikinci oluyor. Ondan önceki satış koşusunu 1100 kumda 1.04.75 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Prevalence Rod Ortiz Jr. ile start alacak. Son startında 3 grup 1 satış koşusunu 1200 kumda 6.5 boy farkla 6 Nisan'da kazanmış 1.10 derecesi. 3 numaralı Super Chow önceki 2 startındaki grup 3 koşuları 1400 kumda 1.25.10, 1200 kumda 1.10.86 ile kazanmış. 4 numaralı Jackson Traveler o da son 3 startında 1300 metredeki Black Type koşuyu 1.14.90, 1200'deki önceki startını da 1.10.04 ile 1200 kumda burun farkı da olsa kazanmış bir isim. Bir de 7 numaralı Bourbon Bash Joao Rosario ile start alıyor. O da önceki startında 150 binlik bir üst grup şartlı koşuyu 30 Mart'ta 1200 kumda 1.09.90'da kazanmış bir isim. Geldik 5. koşuya. 5. koşu bir listed koşu 1600 çimde 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 100 bin dolarlık bir listed koşu. Burada da 10 numaralı
Abrumar'la başlayacağız. Fırat Ortiz Junior'la start alacak olan. Kariyerinin son 4 startında 1600 çimdeki Maiden ve Listed koşuyu 1.34.91, 1.37.11 ile kazanmış. Aradaki satış koşusunda 1700 çimde 1.41.28 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Twirling Point, Twirling kendi yavrusu Lanfranco Dettori ile start alacak. Önceki favori olduğu startında 1600 çimdeki 3 grup 1 satış koşusunu 1.36.26 ile kazanmış. 12 numaralı Fulmineo, Flavien Prey ile start alacak. Son iki startını Black Type ve şartlı koşularda 1600-1800 çimde ikincilikleri olan bir isim. Ve 7 numaralı Crystal Quest, Javier Castellano ile start alıyor. O da kariyerinin 4 startında son 3 startındaki maiden koşuyu 1600 şimdi 1.35.83, satış koşusunu 670 tapetada 1.39.86 ve favori olduğu son starttaki Black Type koşuyu da 1700 şimdi 1.41.86 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 9 numaralı Ecolane eklenebilir burada. Son 2 startında 1670 tapetadaki satış 1700 şimdiki satış koşularını 1.41.95, 1.40 67'lerle kazanmış bir isim son iki startını. Burada şöyle bir enteresan durum var. 12 numaralı Kapırtex koşu sadece kum alırsa start alacak olan bir isim. Son iki startındaki 1700 ve 1800 kumdaki koşularını kazanan Kapırtex mutlaka ilave edilmeli. Tabii hangi isimlerin çıkacağını bilmediğim için hatta tek bile geçilebilir bu grupta koşu kuma alındığı takdirde. Altıncı koşu bir stakes koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 5 numaralı Corporate Power. Önceki startını favori olduğu 1800 kumda 1.51.08'de kazanıyor. Daha sonra bir satış koşusunda ikinciliği var. 1800 kum pistte ıslak zeminde Javier Castellano ile start olacak bugün. 8 numaralı Tuscan Sky Luis Saez ile start alıyor. O da kariyerin 3 startında 1200 kumdaki ilk startını maiden koşuyu 1.10.51 ile ikinci startını da 100 binlik satış koşusunu 1.43.74 ile 1700 kumda iki boy farkla 1.43.74 ile kazanan bir isim. Bir de 10 numaralı Imperial Gun Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da son startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 1800 kumdaki listed koşuda. Yedinci koşu da bir listed koşu. 1000 metre çim pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 11 birinci koşu 11 numaralı 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 11 numaralı Viti ile başlayacağız. Tyler Raffalone ile start alacak olan 1200 kumdaki önceki startındaki satış koşusunu 1.10.43 ile kazanıyor. Son startında da bir Black Type koşuyu 1100 şimdi 1.01.94 ile kazandı. Son iki startında favori çıkmış bir isim. 10 numaralı Charging Candy Ride yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alacak. Viti'nin kazandığı koşuda boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Son starttaki Black Type koşuda. 12 numaralı Beer Can Man Flavien Prey ile start alacak. 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 8 numaralı Boat Erok Rakin, Jamie Rodriguez ile önceki startını 3 boydan biraz fazla bir farklı 1100 çimde kazanmış. Son startı listed koşusunun ikinciliği var 1200 çimde. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Grooms All Business iyice sonraki ilk startı o da son 3 startında 1100 çimdeki satış kursunu 1.02.13 ile önceki startındaki Black Type koşuyu da 1000 çimde 55.46 ile kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. 8. koşu Dinner Party Stakes koşu bir grup 3 koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 çimde start olacak. 2 numaralı English Bee ve 5 numaralı Running Bee Yeküri. Koşu 500 bin dolar ikramiyeli bir grup 3 koşu toplam ikramiyesi olan 10 numaralı Emmanuel ile başlayacağız. Önceki starttaki bir grup 3 koşuyu favori olduğu yarım boy farklı 1700 şimdi 1.39.04 ile kazanmış. Toplu Çınar Adresi'ndeki bir isim Arat Ortiz Junior ile start alıyor bugün. Daha sonra ekürlerden 2 numaralı English Bee ile ekür olan 5 numaralı Running Bee var. Running Bee de son startında 140 binlik 3 grup 1 şartlı koşuyu favori oldu. 1700 şimdi 1.42.96 ile kazanmış. Tyler Gaffalon ile start alacak bir Chad Brown Antunes'teki isim. 9 numaralı Beatbox Joao Rosario ile 1800 şimdiki önceki starttaki grup 3 koşuyu Fairground'da 17 Şubat'ta 1.49.96 ile kazanmış bir isim.
Bütçeniz müsaitse 12 numaralı Fantastic Again. John Velasquez'le bu koşuda bir sürpriz yapabilir diye bekliyorum. O da önceki startın satış koşusunu 1700 Tapeta'da 1.45'li 3 boy farkla kazanmış. Geldik Preakness Stakes koşusuna. Preakness Stakes koşusu bir grup bir koşu. Gece 02.01'de start alıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1900 kumda koşuluyor bu koşu. Burada favori olan Mut vardı aslında. O koşudan çıktı. Ateş, yüksek ateş sebebiyle. Burada geçen Triple Crown'un ilk ayağını Kentucky Derby'yi kazanan Mystic Den'e bir fırsat doğdu diye düşünüyorum. Triple Crown'daki devam etme şansını, koşuyu kazanırsa Triple Crown yapma şansı olacak. Üçüncü koşuyla beraber takip eden. Varını yoğunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Koşu Kentucky Derby'yi de aynı jokeyiyle kazanmıştı. 5 numaralı Mystic'ten son startındaki grup bir koşuyu 5 milyon dolar ikramiyeli burun farkıyla da olsa 2000 metre kum pistte 2.03.34'te kazanmıştı. Az önce de söylediğim gibi koşunun favorisi olan Mut'un koşudan çıkmasıyla en şanslı aday ben de tek olarak düşünüyorum. 5 numaralı Mystic Danny. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktardığım PDF bültenine ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplarına erişebilirsiniz. Bugünkü koşularla ilgili bir sürü galop var. Özellikle de son koşunun galopları oldukça fazla miktarda yer alıyor web sitesinde. Bir de biraz sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Altılı Gayan şablonlarını bulabilirsiniz. Altılı Gayan şablonlarını saat 18.30 civarı çıkan atlar belli olduktan sonra mümkün mertebe güncellemeye çalışıyorum. Oradan da istifade edebilirsiniz. Ayrıca yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı Gayan şablonları ekranda görüldüğü şekilde birinci Altılı Gayan ilk ayağı 19.51'de başlıyor. 8 numaralı Upforit, 7 numaralı Rise Smile, 2 numaralı Marian Cross ve 6 numaralı Bartorek. İkinci koşu 1 numaralı Mr. Skylight, 6 numaralı Forest Free, 2 numaralı Cat Spy 5, 7 numaralı Catahoula Moon. Üçüncü koşu 7 numaralı Fluffy Sucks, Rat Ortiz Jr.'la tek olacağını düşündüğüm isim. Dördüncü koşu ikinci altılı dayanan ilk ayağı 21.48'de start alıyor. 1 numaralı Coastal Mission, 6 numaralı Prince of Jericho, 2 numaralı Prevalence, 3 numaralı Super Show, 4 numaralı Jackson Traveler, 7 numaralı Bourbon Bash. Beşinci koşu 10 numaralı Abrumar, 4 numaralı Twirling Point, 12 numaralı Fulmineo, 7 numaralı Crystal Quest ve 9 numaralı Echo Lane. Burada da 2 numaralı Copper Tex koşu kumanırsa tek bile geçilebilir diye düşünüyorum. Altıncı koşu 5 numaralı Corporate Power, 8 numaralı Tuscan Sky ve 10 numaralı Imperial Gun. Şans verdiğim isimler arasında 7. koşu 11 numaralı Bitty, 5 numaralı Hunter Joe, 9 numaralı That's Right. Düzeltiyorum. 11 numaralı Bitty, 10 numaralı Charging, 12 numaralı Birken Man, 8 numaralı Boat A Rocking ve 1 numaralı Groom's All Business. 8. koşu 10 numaralı Emmanuel, 5 numaralı Running Bee, 2 numaralı English Bee ile Ecurie, 9 numaralı Beatbox ve 12 numaralı Fantastic Again. Son koşuda da 5 numaralı Mystic'ten Mut'un koşudan çıkmasıyla en şanslı aday durumuna geldi. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanalda destek verirsiniz. Sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanalda destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.